Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bu bölümde Mahmut Top, Top Mahmut Toptaş hocamızın Kur'an-ı Kerim şifa tefsirini tanıtacağız inşallah. Munazzilun minel Kur'an ma huwa şifaa'u ve rahmetun lil mu'minin. Baş tarafına böyle bir ayet-i kerime almış, Can Taş Yayınları basmış. Kitabımızın özelliği şöyle, yani halkımızdan İsteyen kardeşlerimizin okuyabileceği kadar basit olarak yazılmış ama içeriği dolu güzel bir tefsir. Yani mesela kaydelerden işte belagattan veya halkımızın anlayamayacağı derin bilgilerden soyutlanmış halkın anlayabileceği bir dilde yazılmış bir eser. Biz de bir ayetin tefsirini yapalım ondan sonra bitirelim. Mesela burası Mülk Suresi'nden Bismillahirrahmanirrahim. Ve kavlakum ve sudur. Evet sözünüzü ister gizleyin isterse ister açıklayın fark etmez. İnnehu bidati sudur. O sinelerin özünü bilir. Siz gizlediğinizi zannettiyseniz de düşünceyi üretecek olan yerinizi o bilmektedir iradeyi harekete geçirecek olan özünüzü o bilir. Yani sizin hareketleriniz, her türlü davranışınız, sizin iradenizle nasıl gerçekleşeceğini, hangi tarafa meyledeceğini Allah Celle Celaluhu bilmektedir. Ona gizli kalacak hiçbir şey yoktur. Öyle olunca biz önce iş dünyamızı güzelleştireceğiz.'' Biz Cemil olan Allah'a iman etmişiz. Halim olan Allah'a iman ettiğimizden gönlümüz yumuşak olacak. Kimsenin gönlünü kırmamaya dikkat edeceğiz. Yumuşak olacağız. Yumuşak olanlar e, başarılı oluyor. Tabiatın en yumuşak maddelerinden birisi sudur. Su o yumuşaklığı ile birlikte bakıyorsunuz ki bahar mevsiminde 10 metre yüksekliğindeki bir ağacın tepesine çıkıvermiş yumuşaklığı ile 10 metre yüksekliğindeki ağacın tepesinde yaprağa ve çiçeğe dönüşmüştür. Sonra da meyveye dönüşmüşlerdir. Sonra da meyveye dönüşü vermiştir. Bunu yumuşaklığıyla başarmıştır. Direnenleri de yıkmasını bilen yine sudur. En sarp kayaları bir gün yıkıp gitmektedir. Direnenleri yıkmasını, direnmeyenlerin de tepesinde çiçek açmasını biliyor su. Bizim bir atasözümüz vardır dua şeklinde. Evet bizim bir atasözümüz vardır dua şeklinde. Su gibi aziz ol. Aziz orada güçlü, kuvvetli manasına gelir. Yani su gibi hem değerli, hem izzetli, hem üstün, hem galip gel manasına gelmektedir. Gönlümüz güzel olunca bu güzellik dışımıza yansıyacaktır. Amelimiz güzel olacak, sözlerimiz güzel olacak, davranışlarınız güzel olacak. Eşinizle olan konuşmanız, davranışınız, çocuklarınıza, mahallenize, Komşunuza topyekun insanlığa yapacağınız konuşmalarınız ve davranışlarınız güzel olacaktır. Biz niye bunu yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu güzel sözleri, güzel davranışları sever, sever de ondan. Her davranışımızı gören odur da ondan. Evet, ela ya'lemu men halak ve huvel ladiful habir demiş, böyle devam etmiş. Gerçekten yani her seviyedeki insanın anlayabileceği derecede basit olarak yazmış. Toplamda 8 ciltlik bir eser. 8 cilt her kardeşimizin kütüphanesinde bulunması gereken bir eser.